güzel sokakları, tarihi yapısı ve insanlarını çok sevdik. Biz de burada misafiriz. Yakın bir süre sonra da ayrılacağız. Ancak fırsatımız olursa yeniden İstanbul'a gelmeyi, burayı tekrar yeniden ziyaret etmeyi çok isteriz. İnşallah geldiğimizde başkanımız sayesinde daha güzel bir İstanbul ile karşılaşırız. Ben kendisine hayırlı olsun demek istiyorum. Mesleğine bana, kendisinin de mesleğine hayırlı olmasını diliyorum. Allah hastalığıyla görev yapmayı nasip etsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün müthiş müthiş duygulandım. Çok gurur duydum. Ne kadar büyük bir iş başardığımızın bir kere daha farkına vardım. Zaten bunun farkındayız ama yani buradaki bu topluluğun şevkini, heyecanını görmek beni daha çok mutlu etti. Hiçbirinizin umutlarını, heyecanını boşa çıkarmayacağız. Hepimizin yüzünün akı olan işler yapacağız inşallah. Sizlerin sayesinde Karabük'te bir tane milletvekilimiz, Safranbolu'da bir tane belediye başkanımız var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hep beraber belediyeye gidelim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dokardık geliyoruz demiştim. İki dokardık. İpler koptu. Safranbolu'da çiçekler açıyor. Merhaba çocuklar. Merhaba. Yaşıyor Safranbolu. Yıllar sonra, 42 yıl sonra Safranbolu Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanına kavuştu. Çok heyecanlıyım, çok. Toplantısında şunu söylemiştim. Millet İttifakı olarak belediye başkan adayımız Elif Hanım demiştik. Ve Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonra da belediye başkanımız demiştik. Ve şükürler olsun ki bugün Millet İttifakı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanımız olarak Elif Hanım'ı kabul ettik. Desteklerinizden ötürü sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben bir yıllık il başkanıyım. Yani bir yıl biraz geçti. Bu süreçte bir milletvekili, bir belediye başkanlığı kazanmak bana nasip oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnanın çok mutluyum. Ben bu seçim çalışmalarında emeği geçen bütün arkadaşlarıma, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarıma, gençlik kollarıma, il yöneticilerime, İYİ Partili arkadaşlarıma ve her şeyden önemlisi bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz Safranbolu halkına çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Uzun soluklu bir seçim maratonundan sonra bugün Safranbolu'muzu belediyemize emanet almaya geldik. Safranbolu'da tıpkı seçim çalışmalarında olduğu gibi bizleri bu özel, çok özel günümüzde yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Safranbolu'da biz bir tarih yazdık. Hem Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ile olan ittifakımızla
hem de Safranbolu'da ilk kadın belediye başkanını seçerek çok özel, çok önemli bir iş yaptı. Ben seçim çalışmalarında da hep söyledim. Kadının olduğu yer güzel olur, şefkatlidir, özeldir. Kadının olduğu yerde köklü değişiklikler olur diye Safranbolu halkı bunu en kısa sürede hissedecek. Ben ve ekibim en kısa sürede çalışmalarımıza başlayacağız ve bizim ne demek istediğimizi, farkımızı ortaya koyacağız. Ben buna yürekten inanıyorum ama burada sizlerin desteği yine önemli. Bizi bugün de yalnız bırakmadığınız gibi bütün hizmetleri yaparken de varlığınızı hissettirmenizi istiyorum. Yanılıyız başkanım. Biliyorsunuz Safranbolu'nun tarihinde 2 yıllık bir kara dönem var. Ben oraya kara dönem diyorum ve tarihimize kara leke olarak geçecek. O kara lekenin izlerini silmek için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım. İnanıyorum ki ekibim ve sizler de her zaman destek olacaksınız. Safranbolu'dan bir tane daha yok arkadaşlar. Onun için burası hak ettiği şekilde yönetilmeli. Demokrasiyle tanıştırılmalı ve katılımcı, herkese eşit mesafede. Bakın, herkese eşit mesafede. Bu da çok önemli. Göreceksiniz ki biz parti ayırmaksızın, görüşüne bakmadan, dini inancına bakmadan hizmet yapacağız. Biliyorum hepiniz bunu da özlediniz. Buna biz hasretiz. Eşit mesafede ve katılımcı sosyal belediyeciliği özledik. Ve biz ekibimizle Safranbolu'da en kısa sürede dediğim gibi sosyal belediyecilik nasıl olurmuş onu göstereceğiz. Ve şeffaf belediyecilik anlayışını da her zaman önemsediğimizi söyledim. Bunun gereği olarak da arkadaşlarımdan aldığım bilgileri, Safranbolu Belediyesi'nin gelirini, giderini, bugüne kadar ne yapılmış, biz nasıl teslim almışız, bunu herkesin görebileceği şekilde ilan edeceğiz. Çiçek yerine lütfen Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapınız. Bize bağış vakfınızı getirin lütfen. Bu çok daha önemli. Bunu buradan duyurmak istiyorum. Onun dışında da bizim kaybedecek hiçbir günümüz bile yok. Bu konuda anlayışınıza sığınarak ziyaretlerimizi kısıtlı zamanlar içinde yapmayı planlıyoruz. Bugün için değil ama sonrasında belirli saatler arasında ziyaret yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim çalışmamız lazım. Evet. Çok zaman kaybettik. Biz hep en başından beri katılımcı dedik, ortak akıl dedik. Bunu da uygulayacağız hep birlikte. O yüzden fikirlerinizi, projelerinizi bizlere iletmekte geri durmayın. Bundan çekinmeyin. Bizim için değerlisiniz, önemlisiniz çünkü. Halk oyunları oynayacak. O yüzden. Ön tarafı biraz açalım. Ön tarafı biraz açalım. Yarsız geçen ömrü. Halka hizmet hakkında başarılar nasip eyle yarabbi. Kendime her türlü engellerden aşır yarabbi. Sağlık, sıhhat ve huzur ver. Bu huzur içerisinde Safranbolu hizmet etmeyi nasip eyle yarabbi. Her türlü şerlerden muhafaza eyle yarabbi. Oh,
Hamza'm. Ben olduğum için ayrıca gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Ailem burada, annem ve babam. Onları beni yetiştirdikleri için, bugünlere kadar emek verdikleri için sizin huzurunuzda onlara da çok teşekkür ediyorum. Beni kabul etmek. Evet, tamam. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Çok büyük kalabalık var. Şahane olmuş. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.